Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf matematik atölyem kitabı sayfa 229-230 eşitsizliklerle işlemler konusuyla dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar, dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar, hazırsak dersimize başlayalım. Arkadaşlar, eşitsizliklerle işlemlerde sanki eşitlikte olduğu gibi işlem yaptığımızı düşünebiliriz. Tabii gençler, çok küçük bir farkı olacak. Burayı da kaçırmamamız gerekiyor. Eşitsizliğin gençler her iki tarafı aynı sayıyla toplanır. Ya eşitsizliğin her iki tarafından aynı sayı çıkarılırsa eşitsizlik yön değiştirmez diyor. Gençler, hemen yandaki örnekte inceleyelim. Örneğe baktığımız zaman her iki tarafa aynı sayıyı ekliyoruz. Ve ne yapıyor gençler? Eşitsizlik küçüktü. Yine buradan küçük olarak devam etti. Her iki taraftan gençler aynı sayı, yani 1 çıkarıldı. Yine sonuç ne oldu gençler? Büyüktür işaretleri kullanılmaya devam etti. Eşitsizliğin sevgili gençler, burası çok önemli. Her iki tarafı pozitif bir sayıyla çarpılır veya pozitif bir sayıya bölünürse eşitsizlik yön değiştirmez. Örneklerimiz var gençler. En önemli yer burası. Ancak eşitsizliğin her iki tarafı negatif bir sayıyla çarpılır veya negatif bir sayıya bölünürse eşitsizlik yön değiştirir gençler. Bakın, burayı ayrıca şöyle bir inceleyelim. Normalde gençler 6 büyüktür 3. Evet. Hem 6'yı hem 3'ü eksi 2 ile çarpıyorum. 6'yı eksi 2 ile çarparsak eksi 12. 3'ü eksi 2 ile çarparsak eksi 6. Bakın ne oldu? Büyüktür işareti vardı. Evet, eksi 12 eksi 6'dan küçük olduğu için küçüktür işareti olarak ters döndü. Aynı şekilde gençler negatif bir sayıya bölersek de sonuç olarak eksi 2 eksi 1'den küçük oldu. Büyüktürdü. İşaretimiz küçüktüre döndü diyeceğiz. Gençler, buraya lütfen dikkat ederek işlemlerimizi yapalım. Evet, yine gençler aynı şekilde ne yapıyorum? Burada bilinmeyeni yalnız bırakmaya çalışacağım. Ben buradaki eksi 4'ü aslında artı 4 ile toplayarak yaparız. Yok ederiz veya ne diyorum? Buradan artı 4 olarak karşılaşsın. 3x küçüktür işaretini yazdım. 15 oldu. X'i yalnız bırakmak için her iki tarafı 3'e bölelim. 3'ler gitti. X küçüktür 5 olur. Eşitsizliğimizin sonucu diyoruz. B'de gençler 5x'i yalnız bırakmak için artı 6 idi. X'i 6 olarak gönderelim. Eşitlik çözer gibi düşünebiliriz. 5x büyük eşittir 20 oldu. X'i yalnız bırakmak için 5 ile sağa değiştirirsem x büyük veya eşittir 20 bölü 5'ten 4 olur. 4x artı 6 büyüktür 6x eksi 7. Gerçi eksi x ile uğraşmamak için dikkat edelim. 4x'i buraya alayım. Eksi 7'yi sağ tarafa, sol tarafa alayım. 5'in yanına artı 7 geldi. Büyüktür işaretini aynen yazdım. 6x'in yanına da eksi 4x geldi. Buradan gençler 6x'den 4x çıktı 2x. 5 ile 7'yi topladım 12. Her iki tarafı 2 ile sadeleştirirsem gördüğünüz gibi 6 bir x olur. Peki gençler, hemen anlaşılsın diye arkadaşlar bir de aynı işlemi yazalım. Şurada gençler ne yapalım? 6x'i sola alalım. Eksi olduğu zaman dikkat etmemiz gereken yeri anlamaya çalışacağız. 6x'i sola, 5'i sağa alacağım. 4x'in yanına eksi 6x geldi. Dur diyorum. Eksi 7'nin yanına da eksi 5 geldi. 4x'ten 6x çıktı. Eksi 2x. Eksi 12. Sevgili gençler, eksi 2x'i yok etmek için eşitsizliğimizi eksi 2 ile sağa değiştiriyorum. Eksi 2'ye böldüğüm için eşitsizlik yön değiştirecek. Büyüktür de küçüktür sembolü yazdım. X eksi 12 eksi 2'ye bölersek de 6 oldu. X gençler 6'dan küçük tarafta da aynı işlemi görmüş oluruz. Tabi ne diyorum gençler, eksilerden uğraşmamak için mümkün olduğunca eksilerden kaçmaya çalışalım. Evet, burada gençler eksi 4x'i sağ tarafa, eksi 22 sola alacağım. 10 artı 22 küçük eşittir aynı yazdım, 4x oldu. Buradan 30 eşittir 4x. İki tarafı sadeleştirirsem 8 küçük
eşittir x olur diyoruz. Burada da gerçi 3x'in sola 6'yı sağa alacağım. X eksi 3x. 6 eksi 6. 3x'den 3x çıktı 2x. Eksi 12 ise. Evet, x'i yalnız bırakmak için tarafı 2 ile sadeleştiririz. Yani x büyük eksi 6 olur deriz gençler. Aşağıda verilen işlemlerin çözümünü yapınız. Aynen eşitlikte olduğu gibi. Önce x'i yalnız bırakmak için eksi karşıya atalım. Hadi x bölü 2. 10 daha 15. Bölü 2'yi yok etmek için eşitsizliğin her iki tarafını 2 ile çarparsak bunlar gider. X büyüktür. 15 çarpı 2'den 30 olur diyoruz. Burada da gençler paydalarımızı eşitleyelim. 6 ile eşitleyeceğim. İle bunu da 3 ile genişleteceğim. 3 ile genişletirsem 2x bölü 6 eksi 5 bölü 6 küçük veya eşittir 3 bölü 6. Ortak paydada yazarsak x eksi 5 bölü 6 eşittir 3 bölü 6. Paydalarda 6 olduğu için direkt bunları atabilirim. X eksi 5 eşittir 3 olur. Eksi 5'i diğer tarafa alalım. Artı 5 olarak göndereceğiz. Buradan 2x küçük eşittir 8 olur. Her iki tarafı 2 ile sadeleştirirsem x küçük veya eşittir 4 olur işlemimizin sonucu diyoruz. Burada da gençler şöyle yapalım. 5'i yok etmek için öncelikle her iki tarafı 5 ile çarptığımı düşünüyorum. Her gitti 4 eksi x kaldı. Eksi 20. Gençler eksiyle uğraşabiliriz. İstersek fark etmez. Yeter ki dikkatli olalım. 4'ü diğer tarafa alayım. Eksi 4 olarak geçer. Eksi x küçüktür. Eksi 24 olur. Buradan da her iki tarafı eksi 1'e bölersem negatif bir sayıya böldüğüm için eşitsizlik ne olacak gençler? Yön değiştirecek. X'in değeri 24'ten büyüktür diyeceğiz. Bilim. Burada gençler içler dışlar çarpımı yaptığımı düşünebilirsiniz. İçler dışlar çarpımı yaptığımı tek dikkat edeceğim yer buradaki üstteki sayımız yine solda kalacak. Buraya lütfen dikkat edelim. O halde 6 artı 1 çarparsak x'i çarptım 18'i x artı 6 eşittir diyorum. 4 ile x eksi 1 çarpıyorum. X eksi 4 oldu. Buradan gençler 18 x'i buraya eksi 4'ü buraya almak istiyorum. 4 geldi. Büyük eşittir. 20x'in yanına da eksi 18x geldi. 10 büyük eşittir. X olur. Her iki tarafı 2 ile sadeleştirirsem. Evet, 5 büyük eşittir. X olur. İşlemimizin sonucu diyoruz. Biz gençler 5'ten küçük veya 5'e eşit sayılardır diyelim. Aşağıda verilen eşitsizliklerin çözümünü yapınız diyor. Gerçi burada şöyle düşünelim. Kısım olmasaydı ne yapacaktık? 3'ü karşıya atacaktım. Ve aynı şekilde soldaki kısım olmasaydı gençler 3'ü karşıya atacaktım. Burada gençler 3'ü her iki tarafa atmam gerekiyor. Y'yi yalnız bırakacağız. O halde buraya ve buraya doğru göndereceğim. Y kaldı. 6'nın yanına eksi 3 geldi. Onun yanına da gençler eksi 3 geldi. Bakın artı 3. Her iki tarafı 3 olarak gitti. Eksi 3 olarak gitti. Alttan 3 çıktı. 3. Bölü y. O da küçüktür. 7 olur diyoruz. Devam edelim. Burada da gençler öncelikle 2'yi yalnız bırakmak için eksi 6'yı hem sağ tarafa alacağım. Eksi 2 artı 6 bölü 2. O da küçük veya eşittir. 8 artı 6 oldu. Eksi 2 6 daha 4 yapar. Orada da 2 almıştım. 14 oldu. Eşitsizliğimizin her yerini 2 ile sadeleştirsek y yalnız kalır. Y 4'ü 2'ye böldüm 2. 14'ü 2'ye böldüm 7. Bir de burada gençler eşitliğimiz vardı. 2 küçük y. O da küçük veya eşittir 7 olur. İşlemimizin sonucu diyoruz.
Dördüncü sorumuzda Yunus'un misket sayısının 10 fazlası 28'den azdır. Buna göre Yunus'un misket sayısı en fazla kaçtır? Misket sayısını eğer x dersem, x'in 10 fazlası 28'den azdır dedim. Evet, küçüktür 28 dedim. Buradan gençler diğer tarafa eksi 10 olarak alırsam x küçüktür 18 olur. Herhalde misket sayısı 18'den küçük sayılardır. Burada gençler tam sayı olarak düşüneceğiz. X'in değeri 17, 16, 5 bu nokta gençler küçük sayılar olabilir. En fazla dediği için sorumuzun yanıtı 17 olur diyoruz. Gençler B'deki soruda Arda'nın yaşını 3 katının 6 eksi. Yaşına x dersek 3 katının 6 eksi 3x eksi 6. 9'dan büyük 24'ten küçüktür. 9'dan büyük 24'ten küçük eşitsizliğimizi yazdık. Buradan öncelikle eksi 6'ya eşitsizliğini her iki tarafına gönderiyorum. 9 artı 6 x. Bu da küçüktür. 4 artı 6. 9 6 daha 15 x. O da küçüktür. X'i yalnız bırakmak için gençler her tarafı sadeleştirelim. 15'i 3'e böldüm 5. O da küçük. 30 3'e bölünürse 10 olur. Arda'nın yaşının en az değerini istedi. Bakın burada 6, 7, 8 bu sayılar olur. En az dediği için sorumuzun yanıtı 6 olur diyoruz. Eşitsizliklere göre x'in alabileceği tam sayı değerlerin toplamını istiyor. İşte burada iki eşitsizliği ne yapacağız? Öncelikle birleştireceğimizi anlamamız gerekiyor. Öncelikle x artı 5 ve eksi 3'ü düzenlersem. 5'i diğer tarafa gönderiyorum. X büyük eksi 8. Diğer eşitsizlikte gel. X eksi 2 küçük 4'tü. Eksi 2'yi karşıya attım. X küçüktür 6 oldu. X eksi 8'den büyük 6'dan küçük. O halde ikisini birleştirirsek x eksi 8'den büyük 6'dan küçük şeklinde ne yaparız gençler? İfade ederiz. Benden bu aradaki sayıların toplamını istedi. Eksi 8'den büyük sayı. Eksi 7. Bu durumda yazıyorum. Eksi 6. Eksi 5. Gençler eksi 4 diyorum. Daha sonra nokta nokta devam eder. Nereye kadar gençler? 4, 5'e kadar. 4 artı 5 artı. Gençler dikkat ederse bakın. Eksi 4, 5'i götürüyor. Eksi 4, 4'ü götürüyor. Bu aradaki sayılarımız da gider. Sonuçta eksi 7 ile eksi 6'nın toplamı eksi 13 kalır işlemimizin sonucu. X artı 10 TL alınan bir mal 3x eksi 6 kar elde edildiğine göre X'in TL cinsinden en küçük değerini istiyor. Kar olması için satışın alış fiyatından fazla olması gerekiyor. Madde satış fiyatı 3x eksi 6 idi. X artı 10'du. Eşitsizliğin çözümünü bulacağız gençler. X'i sol tarafa, eksi 6'yı sağa alalım. X eksi x artı 6 oldu. X büyüktür 16. Her iki tarafı 2 ile sadeleştirelim. X gençler 16 bölü 2'den 8'dir. Alabileceği en küçük değer gençler 8'den büyük olan en küçük değerimiz. Dokuz olur diyoruz. 9 TL olur sorumuzun yanıtı diyelim. E'deki sorumuzda yukarıda verilen karşılaştırmada x tam sayısının en küçük değerini istiyor. İşte bakın alttaki üsttekinden daha büyük. X eksi 15 tür 6x diyorum. Eksi 15'i sağ tarafa, 6x'i sola alacağım. 9x eksi 6x tür 15 ise 3x büyüktür 15. İki tarafı 3'e bölersek x gençler 5'tir. X'in alacağı en küçük sayı istiyor. Bakın 5'ten küçük. Pardon, 5'ten büyük en küçük sayı. Altı olur diyoruz. Sorumuzun yanıtı 6'dır gençler.
Evet, F'deki sorumuza gelmişler. Yanda verilen karede x büyüktür 6 ve x santimetre cinsinden bir tam sayı olduğuna göre çevre uzunluğu en az kaç santimetredir? Eğer x'in değerini, burası çok önemli. Eğer x'in değerini tam sayı değil, çevreyi tam sayı deseydi işlemimiz tamamen değişirdi gençler. Bunu unutmayalım. O halde ben ne derdim? 6'dan çok küçük, 6'dan 10'da 1 gibi bir sayı alabilirdim gençler. Burayı lütfen atlamayalım. X'in tam sayı dediği için gençler. O halde 6'dan büyük x'e verebileceğim en küçük sayımız 7'dir. O halde x en az 7 olur diyoruz. Çünkü tam sayı dedim. O halde x en az 7 ise kenarımız 5x artı 7 yerine koyarsak 5, 7 artı 1'den 5 artı 1 kenara 36 santimetre. Bir kenar 36 ise çevreyi istedim. Kare olduğu için 4 çarpı 36'dan çevre uzunluğu 144 santimetre olur diyoruz. Sorumuzun yanıtını. X ve Y birer tam sayı olmak üzere 5 küçük eşittir. X küçüktür 10. Hemen yazalım. 5 eşittir X. O da küçüktür 10. Diğer tarafta gelince 2 küçüktür Y. O da küçük eşittir 11. Eşitsizliklerine göre gençler x artı y en fazla kaçtır? X ve y'nin tam sayı olması gençler burada önemli. Oraya lütfen dikkat edelim. Sonucun fazla olması için x'ini alabileceğimiz değer 10'dan 9'dur. Burada gençler eşitlik olduğu y yerine de alabileceğimiz en büyük değer 11'dir. Bu ikisinin toplamını bulacağız. Artı 11'den 20 olur sorumuzun yanıtı diyoruz. X ve Y birer gerçek sayı gençler. Bakın burası önemli. Birer gerçek sayı. Az önce tam sayı diyordu. Burada virgülü sayıları, onlardaki sayıları mutlaka düşüneceğiz. Olmak üzere 6 küçük X, o da küçüktür 10. Ve 2 küçük Y, o da küçük. 7 o eşitliklerine göre X artı Y işleminin yerini bunu diyor. Şöyle yapacağım. 6 X, o da küçüktür 10. Burada X, Y, o da küçük diye diyelim. Burada taraf tarafı topladığımızı düşünelim. Yani en küçük değerleri ve en büyük değerleri bu şekilde elde ederiz. 6, 2 daha 8. Bir x artı y oldu. 17 daha 17. Arkadaşlar bakın buradan en küçük değeri istediği için x artı y'nin küçük olması için gençler 8'den büyük olması gerekir. O halde en küçük 8'den büyük 9 olur diyoruz. Eğer en büyük seçildiği gençler 17'den küçük olan 16 olacaktı diyelim. X 2y artı 1 ve ve 5 küçük. O da küçük eşittir. Sormak üzere y'nin alabileceği en büyük tam sayı diyeni istiyor. İşte burada yazalım. 5 küçük. X o da küçük eşittir 9. X gençler bakın burada x neymiş? 2y artı 1 eşit. O halde ben sevgili gençler x gördüğüm yere 2y artı 1 yazarsam 5 küçüktür. Buraya da 9 yazdım. X yerine 2y artı 1 yazdım düşünelim. Evet gençler. Buradan öncelikle artı 1'i her iki tarafa gönderiyorum. 5 eksi 1 2y kaldı. O da küçük. 9 eksi 1. 5'ten 1 çıktık 4. 2y. O da küçüktür. 8 oldu. Her iki tarafı 2'ye bölersek 2 küçüktür y. O da küçük eşittir. 4 olur gençler. En büyük değer dediği için bakın 4'e eşit olabilir. Çünkü burada eşitliğimiz var. O halde en büyük 4 olur diyoruz. İşlemimizin sonucuna gençler. Evet gençler, bu sorumuzun arkadaşlar bakın ikinci bir çözümünü de sizlerle beraber yapmaya çalışalım ve konu daha iyi anlaşılsın. Burayı böleceğim gençler. İkinci çözümü de bu araya yapalım. Gençler bakın buradaki eşitsizliği incelediğim zaman bizden istediği gençler en büyük tam sayı değeriydi. O halde ben burada gençler eşitlik olduğu için x yerine alabileceğim en büyük tam sayı değeri 9'dur diyorum. O halde x en fazla 9 olur. Ve verilen gençler x eşittir. 2y artı 1'de. X yerine 9 yazarsam 9 eşittir 2y artı 1 olur. Artı 1'i karşıya gönderirsek 9 eksi 1 eşittir 2y'dir. Peki gençler her iki tarafım bakın şöyle 8 eşittir 2y dedim.
Her iki tarafı 2 ile sadeleştirirsem gördüğünüz gibi gençler y'nin alabileceği en büyük değer ne olur gençler? 4 olur diyoruz. Evet sevgili gençler, bu yöntemle de yapabiliriz. Bu sorumuzda bu dersimizin gençler son sorusu olsun diyelim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.